Benim tekrar Serdar'la aynı ortamda olmam lazım. Yine her şeyi mahvetmek için mi canım? Hayır. Bu sefer bütün planı programı yaptım. Yaz bitmeden, yaz sonuna doğru evlenme teklifini almış olur. Hedef koymak güzel tabii de. Acaba birazcık da gerçekçi mi olmak lazım Ezgi'ce? Gayet gerçekçiyim. Rahat olun. Bakın, anlatıyorum. Bir erkek en çok üçüncü buluşmada evlenme teklif edip etmeyeceğine karar verir. Yani zaten Serdar da 3 ay içinde teklif etmezse ümit keseceğim. 3 ay mı? Ay yok artık daha neler. Ben tabii size henüz bomba haberi vermedim. Hı. Pislik nişanlanmış. Ne? Ya. İyi de daha siz ayrılalı 3 ay oldu ya. Ne ara nişanlandı ki bu? Diyorum işte 3 ay. Gerçi doğru. İlker de ilişkimizin 2. ayında evlenme teklifi etmişti. Kabul etmez olaydım. Domuz. Ay Ezgi nereden getirdin aklıma ya? Bizim Levent'le bir yılı geçti. Ne yani şimdi onun benimle evlenmeye niyeti yok mu? Gerçi bırakın evlenmeyi. İlişkimizi kızı duyacak diye rahatça yaşayamıyoruz. Senin durumun farklı. Nesi farklıymış? Levent başarısız bir evlilik geçirmiş. Ayrıca bir kızı var. O öyle hemen karar veremez. Bak bana. Bırak evlenmeyi, ben ilişki yaşamaya korkar oldum ya. Beni nedense hiçbir şey etkilemiyor. Ay evet Ezgi'cim, nedense seni hiçbir şey etkilemiyor. Ya dur, daha yeni ayrıldın ya. Ay. Sen çocuk istemiyor olabilirsin. Ama benim en büyük hayalim neydi? En az 3 çocuk. En az 3 çocuk. En az 3 çocuklu büyük, güzel bir aile. Bir ailem olsun istiyorum. Ve bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. İş işten geçtikten sonra pişman olmak istemiyorum. Ama tabii bunun için desteğinize ihtiyacım var. Tek başıma yapamam. Ben senin yanındayım canım. Tamam. Tamam, ben de yardım ederim. Ya umarım her şey istediğin gibi gider. Ne diyeyim yani? Merak etmeyin. Bundan sonra asla aynı hataları yapmayacağım. Vay. En azından hatanı kabul ediyorsun ya. Bu da bir gelişme. Kesinlikle. Ama ben senin bu gelişiminin sebebini çok iyi biliyorum. Biliyor musun? Evet. Benim okuduğum kitabı okuyorsun. Evet. Evet, kesinlikle kitabı okuyorum. Bütün taktikleri ezberledim. Ama tabii taktikleri uygulayabilmek için Serdar'la buluşmam gerekiyor ki onu fabrika ayarlarına döndürebileyim. İlginç. Sana değişik bir özgüven gelmiş. Kitaptan? Hı, kitaptan. Kesinlikle kitaptan. Okumalısın. O zaman Levent'i arayalım bakalım. En yakın zaman ne zaman Serdar'la bir organizasyonda olacak? Alo, aşkım. Nasılım? Spor mu yapıyordun? Pardon ya. Yani. Ne yani? Olmamış mı? Hayatım sana daha önce söyledim ben bunu. Yani erkekler için en önemli şey ne? Dış görünüş. Vizyonsuzlar. Kural neydi? Görüntünle abla, beynini elinde tut. Görüntümü avlamaya yeterli değil mi? Rahatlığı ön planda tutmuşsun. Yani benim rahatım çok yerinde, hiçbir erkeğe ihtiyacım yok der gibisin yani. Anlatabiliyor muyum? Sana baktığımda ben merhaba tanışalım mı dediğini duymalıyım. Sen daha çok böyle hadi ikile der gibisin. Olmamış. Ne yapacağız? Bekle, geliyorum. Keşke elbiseyi giyseydin. Çok iddialı olmadı mı? Çok iddialı, o yüzden de süper. Dön bakayım. Kusur bulamadın değil mi? Bulamadım, hayır. Yani şöyle bir şey var. Benim artık senin gerçekten aptal olduğuna hiçbir şüphem kalmadı, biliyor musun? Yani şu fizikle erkekleri kendine köle etmen için birazcık beyin bile yeterli. Seninle kavga etmem gerekiyor. O yüzden bu konuşmanın sadece iltifat kısmını alıyorum. Şansını zorlama.
at kuyruğu erkekle böyle bakımsızmışsın gibi bir izlenim yaratıyor. Evde seni bekleyen 3 tane çocuğun varmış gibi duruyor ya da 10 gündür duş almıyormuşsun gibi falan. O yüzden... Tamam, şimdi hazırsın. O zaman çıkabilirim. Sana söylediklerimi unutmuyorsun. Tamam, merak etme. Yürüyüşün de aynısını söylüyor. Dünyayı ben yarattım eminliğinde. Ama her an kırılabilecek gibi. Aynen. Çok heyecanlıyım. Telefonun açık olacak değil mi? Ya sen bir rahat olsana ya, merak etme. Telefonla duymamazlık etme de. Duyarım, duyarım. Gerçekten biliyor. Şimdi göğüste önemli olan tabii ne belli. Ezgi, kızım ne kadar güzel olmuşsun sen öyle. Değil mi? Yani bence biraz fazla olmuş Ezgi'ciğim. Ya gerçekten mi? Dediğim gibi size Damla model yakışır. Tamam? Evet. Kim şunu desin? Ah Ezgi'ciğim. Bu ne güzellik. Teşekkür ederim Levent. Bunu senden duymak o kadar önemli ki. Ay yok hayatım, bence hala fazla. Tamam. Tamam, ben içecek bir şeyler almaya gidiyorum. Tamam mı? Ne kadar negatif. Serdar geldi mi? Yok, henüz gelmedi. Serdar geldi, Ezgi bak. Aa, saçmalama. Tamam, germe beni. Hah, iyi. Tamam, peki. Hemen geliyorum. Efendim? Nasıl gidiyor? İyi, az önce geldi. Stresli falan gözükmüyorsun değil mi? Hayır, çok rahatım. Hatta bol bol gülümsüyorum. Gülüşümün güzel olduğunu söyledin ya. Tamam, maçı izleyeceksiniz değil mi? Girerken gördü beni. Tamam, şimdi gülümsemeyi kes artık. Çünkü bir süreden sonrası seni aptal gibi gösterir. Nereye kayboldu bu? Şu an pamuk şekercinin orada bir kadınla konuşuyor. Kadınla mı? Pamuk şekerci mi? Bir dakika ya, sen ne? İnanmıyorum, burada mısın? Geleceğini hiç düşünmezdim gerçekten. Bu eğlenceyi kaçıramazdım, değil mi? Çok fenasın. Şu an sana kilitlendi. Bakıyorsan sakın bakma. Bakma diyorum sana. Niye bakıyorsun ya? Refleks olarak. Bakma diyorsan bakma. Tamam, bağırıp durma. Şimdi dön bak. Hı? Dön bak. İyi de bakma dedin az önce. Dediğimi yap, dediğimi yap. 5 saniye boyunca gözlerine bak. Tamam mı? Bakışların ne soğuk, ne samimi olsun. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam, şimdi oradan uzaklaş, hemen yürü. Bir dakika ya, yanıma gelsin diye bakmadın mı? Hayatım, sen kaçan kovalanır duymuşsun artık değil mi? Yani o kadar da değil. Duydum tabii, anladım. Hemen ayrılıyorum. Geliyor mu peşimden? Herhalde. Affedersin ya. Harikasın. Ulan kimse koşmadı değil mi senin bugüne kadar peşinden? İtiraf et. İlk patlayınca ne yapacağını bilemiyorsun değil mi? Hep böyle saçma cevaplar. Tamam, orada dur. Şimdi dur. Seninle konuşmasına müsaade et. İyi de ne diyeceğim? Ezgi?
Merhaba Serkan Bey. Serdar olmasın? Serdar Bey pardon. Ayrıca şu beyi de bıraktık diye anlaşmıştık hani. Nasılsın diyeceğim ama harika gözüküyorsun. Ona diyecek bir şey yok. Teşekkür ederim. Bu arada bu hafta içinde kusura bakma. Çok yoğundum, arayamadım seni. Sana haftasının yoğun geçtiğini ve arayamadığını söyleyecek. Sen de cevap olarak niye beni arayacaktın ki diyeceksin. Nasıl ya? Hani ben ona yemek yiyelim mi diye teklif ettim ya. O da bana senin müsait olunca ben ararım dedi. Evet gerçekten de bu arada öyle bir saçmalık yaptın. Biz bunu unutmak ve unutturmak istiyoruz. İyi de bu beni bunak gibi göstermez mi? Emin ol hayatım öyle görmesi seni çok daha hayrımıza. Ayrıca biz erkekler unutkan kadınları severiz. Çünkü sizin böyle aradan yıllar geçse de hiçbir olumsuz ayrıntıyı unutmama durumunuzdan çok yıllık. Bence bu senin için geçerli değil. En uzun ilişkin eminim 48 saat falan sürmüştür. Nereden bildin? Onu da sadece 6 saat ayıktım. Ah Allah'ım ah, senden taktik aldığıma gerçekten inanamıyorum. Hayatım sana görüşme teklif ettiğinde bu durumu bir daha bir konuşalım. Bakalım böyle düşünecek misin? Niye arayacaktınız ki beni? Hani buluşuruz demiştik ya, sen de arayacaktın beni. Ha, öyle mi dedim? Evet. Unutmuşum. Öylesine söylemişimdir, fazla ciddi almışsın. Kızların yanına gitmem gerekiyor. Görüşürüz. Leventciğim bana soda alır mısın? Ah, ne demek, almaz mıyım? Siz kızlar bir şey istiyor musunuz? Teşekkürler. Ay zor tutuyorum kendimi. Belli, ne oldu? Levent'in kızı geldi. Ay nihayet tanıştırdı mı sizi? Evet. Peki gitmemiş anladığım kadarıyla. Beni iş arkadaşı olarak tanıştırdı, düşünebiliyor musunuz? Ne? Yok artık. Ben ilişkimizi anlatsın diye beklerken onun yaptığına bakın ya. Kesinlikle çok haklısın. Ne demek iş arkadaşı ya? Hayır yani tamam. Bunca zaman tanıştırmamasına bir şey demedik. Saygı duyduk ama artık buraya kadar gelmiş iş arkadaşı diye tanıştırmak bilmiyorum. Bana biraz samimiyetsizce geldi yani. Pardon bir an. Kesinlikle çok haklısın. Neyse. Geliyor, ben ona yapacağımı biliyorum. Evet hayatım işte soda. Sevdiğin gibi limon da attırdım. Teşekkür ederim. Selamlar. Serdar'cığım. Nasılsın? İyi, sen? Gayet iyiyim. Selam tekrar Ezgi sana da. Ah, selam. Avukat hanım. Doktor bey. Cansu'cum. Merhaba Serdar bey. Evet, maç kaçta? Bir saat var tam, şimdi ısınmaya geçiyorum. Evet, şampiyon belli. İkinci kim? Evet, Serdar her sene istisnasız şampiyon olur. Hiç kaçırmaz. Tuttuğunu kopartır. Zannedersen bu sene de öyle olacak değil mi Serdar'cığım? Göreceğiz. Kalıyorsunuz değil mi maçı izlemeye? Kaçırır mıyız? Ezgi sen? Aa, çok pardon, hemen geliyorum. Ne? Ne oldu? Serdar yanımda. Görüyorum. Şimdi saçını oyna. Şu an o kadar güzel görünüyorsun ki sana ben bile aşık olabilirim. Gerçekten mi? Hayır. Tabii ki de havaya gir diye söylüyorum. Şu an göz senin üzerinde ve sana iltifat eden bir erkekle konuştuğunun farkında. O yüzden. Anladım. Ne yapıyorsun? Ben sana kahkaha at dedim mi? Lütfen doğaçlama yapmazsak. Yani avamlıkla seksilik arasında ince bir çizgi var. Tamam. Şimdi arkadaşların yanına git. İşinin çıktığını söyle. Gideceğini söyle yani. Ne? Final maçını izlememizi istedi. Emin misin? Öyle dediyse zaten kesin eminim. Canım kurban sensin. Ben artık ısınmaya geçiyorum. İzliyorsun değil mi? Maalesef. Benim bir programım çıktı. Gitmem gerekiyor. Ne saçmalıyorsun Ezgi'cim sen? Bir şey mi oldu? Bir şey olduysa söyle, bana söyle.
Neyse kızlar, görüşürüz. İyi şanslar. Teşekkür ederim. İzninizle çantamı alacağım. Tabii. Ben artık gideyim yavaştan. Tabii. Gineyim, ısınayım. Görüşürüz. Evet. Şşt. Şşt. Niye gidiyorum ben ya? O hayatım, sen her seferinde böyle söyleneceksen işimiz var seninle. Sen bir de beni Serdar'dan çıkma teklifi alamazsam gör. Çıkma teklifi mi? Kaç yaşındasın? 40 falan mı? Hı. Eskiden böyle bir şey vardı değil mi? Çıkma teklifi. Benimle çıkar mısın? Nereye? Ağaca. Kötü espri de o yıllarda gülüyorduk bunlara. O yıllar ne güzeldi be. Şimdi öyle mi? Görüşüyorsun, ediyorsun. Sevgili misin, arkadaş mısın belli değil. Bir türlü adı konulmuyor ilişkinin. Sayenizde. Sayemize derken? Her yüzünüze gülen, size iki güzel laf söyleyen erkeğe kanıp sevgilinizi yapmaya kalkmasınız, bunlar çözülecek de. Ha yine suç bizde yani. Vay be. Siz kandırmayı bıraksanız mesela, ha nasıl olur? Sadece seveceğiniz, ilgi göstereceğiniz kadınlara güzel şeyler söyleseniz. Hı? Çok konuşuyorsun. Umarım doktorla buluştuğunda bu kadar konuşmazsın. Biraz törpülersin. İşine gelmedi değil mi? Haklıyım çünkü. Hayatım, haklı haksız yok ki bu oyunda. Kazanan ve kaybeden var. İyi tamam. Çok bilmiş. Taksi durağı yok mu burada? Eve geçiyorum. Gel benimle. Geleceğiz artık. Araban bu mu? Evet. Atla bakalım. Hadi bakalım. Saçın başın biraz daha alacak, haberin olsun. Aman daha olmasa şaşardım zaten. Ya bunun kemeri nerede? Bununki belden. Göstereyim. Hazır mısın? Hazır. Vay, 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 vay! Lan yanıyor buralar be! Yanıyor buralar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özgür Bey'in misafiri benim misafirim. Hoş geldiniz. Haydar Haydar, tanıştırayım Ezgi Hanım. Kendisi Cansu Hanım'ın kuzeni olur. Geçici bir süre onda kalacak. Komşuyuz yani kendisiyle. Öyle mi? Memnun oldum. Ben de. Haydar. Haydar Haydar da apartmanımızın güvenliği. Yani apartmanın sorumlusu desek daha doğru. Bakın 7/24 her türlü ihtiyaç anında bir telefon kadar yakınızdayım. Yani ekmek biter, taksi lazım olur, pusluk bozulur. Böyle sular kesilir, köpük köpük kalırsınız duşta. Konuşacak, dertleşecek birine ihtiyaç duyarsınız. O kadar olmaz. Neden ya? İnsanız hepimiz. Ya yalnızlık zor. Bir sese, bir nefese muhtaç oluyor insan bazen ya. Haydar Haydar, ver bir yanak. Biz seni tutmayalım, gidelim. Peki Özgür Bey. Ben bunu diğerlerinin yanına çekiyorum, 6 numaranın yanına. Sen de. Zararsızdır ya. Çok severim. Ya sen ne adamsın ya. Efendim canım. Ay aklım orada kaldı. Ne yapıyorsunuz? Kızım gittiğine inanamıyorum. Şu an kaçırılır mı ya? Ne oluyor ki? Ne olacak? Serdar turnuvanın şampiyonu oldu. Tebrikleri kabul ediyor. Etrafı da kız dolu. Ah, yemek arkasından da partisi varmış.
İnanmıyorum. Gerçekten mi Cansu? Ah be Ezgi. Sana beni izleyecek misin dedi değil mi? Yani bugün bu iş tamamdı. Umarım buradan birileriyle sevgili olup çıkmaz. Ortam çok müsait çünkü. Deme Cansu, deme, deme. Of Ezgi, ah, kalacaktın orada. Artık yapacak bir şey yok canım. Peki siz partidesiniz değil mi? Yani orada kalıyorsunuz. Ne olduğunu bana haber verirsin. Levent'le burada kalır mıyım sence? Bizim eğlencemiz canım asıl evde. Ben bugün bana yaptığın hesabını çok kötü soracağım ondan. Geç gelebilirim yani. Tamam canım, tamam. Tamam, hadi öpüyorum. Bye bye. Ah Ezgi, ah sen niye onun aklına uyuyorsun ki? Kalacaktın işte orada. Görürsün gününü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.